Arkadaşlar merhaba, ben Yayın Denizi'nden Orkun Hoca. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda da toplumcu şiirden bahsedeceğiz. Toplumcu şiirde bu ön planda olacak. Şiirde biçimden çok, bak burası çok önemli, can alıcı nokta, biçimden çok içeriğe önem verilmiş. Bu sebeple ölçüsüz, kafiyesiz şiirler yazılmıştır. Yıldız atıyorsunuz. Zaten başlığımız toplumcu şiir, değil mi? Toplumcu şiir olduğu için de topluma yönelik böyle söylüyoruz. Arkadaşlar merhaba, ben Yayın Denizi'nden Orkun Hoca. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda da toplumcu şiirden bahsedeceğiz sizlere. Biliyorsunuz Cumhuriyet dönemi şiirini 9 video başlığı altında inceleyeceğiz. Bunlardan ikinci videomuz olan toplumcu şiirle karşınızdayız. Hemen dönüyoruz arkadaşlar. Kitabımızın 203. sayfasını açıyorsunuz. Oradan takip ediyorsunuz arkadaşlar notlarımızı. Toplumcu gerçekçi şiirin temelinde Marksist ideoloji yer almaktadır. Bakın dikkat edin, Marksist ideoloji yine önemli. Toplumcu şiir tezlidir. Şiirde savunulan bir görüş vardır ve bu görüş kendini ne yapar? Belli eder arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Bakın tezdir derken savunmamız gereken bir şeyler olacak yani. Buraya dikkat ediyorsunuz. Bu Marksist ideoloji dediğimiz şeyde birazcık madde ruh ilişkisi içerisinde inceleyeceğimiz önemli yerlerden arkadaşlar. Dikkat edin. Bu şiir anlayışında dilin kalabalıkları harekete geçiren gücünden, söylev üslubundan yararlanılmıştır. Bakın dikkat edin. Burası çok önemli. Kalabalıkları harekete geçiren gücünden, söylev üslubundan yararlanmıştır diyor. Toplumcu şiirde bu ön planda olacak. Şiirde biçimden çok, bak burası çok önemli, can alıcı nokta, biçimden çok içeriğe önem verilmiş. Bu sebeple ölçüsüz, kafiyesiz şiirler yazılmıştır. Yıldız atıyorsunuz. Zaten başlığımız toplumcu şiir, değil mi? Toplumcu şiir olduğu için de topluma yönelik böyle söylev gücünden yararlanabileceğimiz şiirler yazmamız istiyor bizden. O yüzden de bakın dikkat edin, burası yine ölçüsüz ve kafiyesiz olarak karşımıza çıkacak. Yani biz biçimden çok neye önem veriyoruz? İçeri, yani konuya önem veriyoruz. Dikkat ediyorsunuz. Sanatı her türlü dinsel ve töresel bağdan kopararak bireysel varoluş biçimi olarak algılayan bu şiir anlayışı bireye anlam kazandıranın toplum olduğunu savunacak. Yine dikkat ediyoruz. Bakın burası da çok önemli. Bireye anlam kazandıranın toplum olduğu. Bak bu anahtar kelimelerimizden birisi. Yine bakın toplumsal şiirle ilgili, toplumcu şiirle ilgili bilmemiz gereken yerlerden birisi burası. Şiirde daha önce işlenmemiş konular yer almaya başlamıştır. Şiir diline baskı, başkaldırı, emek, sömürü gibi yeni ifade ve kavramlar ne yapacak? Şiire dahil olacak. Şiire girecek arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Toplumcu şiirde bireysellikten önce kolektiflik vardır. Sanatçı kendisini toplumun sözcüsü olarak görür. Yani toplumun aksiyon yönlerini ne yapacak? Sanatçı aktaracak ve bunu yaparken de toplumun bir sözcüsü olarak yapacak. Dikkat ediyorsunuz. Geniş kitlelere seslenmek, onları harekete geçirmek gerektiği savunulmuştur. Bu toplumcu şiirde, lütfen dikkat ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Şiirde biçim ve özü temelden değiştiren asıl yenilik Nazım Hikmet tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçüyü atan, özü biçimin bağlarından kurtaran Nazım Hikmet olmuştur. İlk şiir kitabı 835 satır. Jacont, Siyao ile şairlerine karşı çıkmış, mısracı anlayışı yıkmıştır. Arkadaşlar bakın dikkat edin, bunu da nereden anlıyorum? Hemen kitabımızdaki örneğe bir dikkat ederseniz görüyorsunuz mısracı anlayışı nasıl yıkmış. Kerem gibi şiirinde görüyorsunuz, bakın hava kurşun gibi ağır diyerek başlamış. Bağır bağır bağırıyorum derken böyle basamak basamak ne yaptık? Aşağı doğru indik. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. Bakın basamak basamak aşağı iniyorum. Şiire yeni bir soluk getiriyor yani. Şiirin biçimini ne yapıyor Nazım Hikmet? Değiştiriyor arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Bu da nereden geliyor? Neyin etkisiyle geliyor? Rus şair Mayakovski'nin etkisinden olan bir şiir anlayışı. Bakın dikkat edin. Hepsinde aynı şekilde basamak basamak aşağı doğru ne yapıyoruz? İniyoruz. Mısracı anlayışının yıktığını bu şiirden yola çıkarak ne yapabilirim? Görebilirim. Gene toplumcu şairlerin bir kısmı İtalyan şair Marinetti'nin 1909'da Fransa'da yayımladığı bildirgesiyle ortaya çıkan ve Rus şair Mayakovski'nin etkisiyle Türk edebiyatına geçen fütürizm akımından ne yapacak? Etkilenecek arkadaşlar. Gene fütürizm akımını edebi akımlar videomuzda detaylıca göreceğiz. Ama fütürizm akımının Türk edebiyatındaki önemli temsilcisi kim? Nazım Hikmet Ran olacak arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Birazdan söyleyeceğiz zaten. 1923-60 arası toplumcu şiirin temsilcileri arasında Nazım Hikmet çok önemli. Yine Atilla İlhan, Ercüment Behzat Lav önemli. Rıfat Ilgaz, Cahit Irgat, Ceyhun Atuf Kansu, Suat Taşer, Enver Gökçe, İlhami Bekir, Hasan İzzettin Dinamo ve Mehmet Kemal önemli toplumcu şiirin temsilcileri arasında karşımıza çıkacak arkadaşlar. Hemen en önemli sanatçısıyla, toplumcu şiirin en önemli kişiliğiyle karşınızdayız. Nazım Hikmet Ran sevgili arkadaşlar. Sayfa 205'ten devam ediyoruz. İlk şiirlerine hece ölçüsüne uygun uyaklı şiirler kaleme almıştır. Bakın dikkat edin, hece ölçüsünün ilk şiirini ne yapacak? Kullanacak. Rusya'da bulunduğu yıllarda Rus şiirini yakından tanıma olanağı bulmuş. Rus yazar Mayakovski'den ve fütürizm akımından etkilenmiştir. Arkadaşlar önemli. Rus yazar Mayakovski ve fütürizm akımından etkilenen Nazım Hikmet ne yapacak? Edebiyatımızda fütürizm akımının temsilcisi sayılacak. Dikkat ediyorsunuz. Yurda toplumcu sanat anlayışıyla dönmüş ve ölçülü uyaklı şiiri bırakarak serbest ölçüye yönelmiştir. Türkiye'ye döndükten sonra yayımladığı ilk kitabı 835 satırdır. Bakın dikkat edin. Türkiye'deki yayımladığı ilk kitap olarak karşımıza 835 satır çıkacak. Dikkat ediyorsunuz. Şiirde içeriğe biçimden daha çok önem vermiştir. Bakın bu da çok önemli gene. Zaten toplumcu şiirin kuralı bu. İçerikten çok biçim önemli olacak. Dikkat ediyorsun. Toplumcu şiirin ve serbest nazmın Türkiye'deki öncüsü olmuştur. Evet. Toplumcu şiirde önemli sanatçı, ilk akla gelen sanatçı zaten kim olacak? Nazım Hikmet Ran olacak arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. 1929-1936 yılları arasındaki şiirlerinde kendi yaşamına, doğaya, hapisliklerine, toplumu ve tarihsel gerçekliklerine ne yapacak? Yer verecek arkadaşlar. Dikkat edin. Eğer paragraflarda sorarsa bu özellikler önemli. Yurt dışında bulunduğu 1950-1963 yılları arasında yazdığı şiirlerin temasını ise memleket özlemi, barış, ölüm, aşk ve kentler oluşturmuştur. Yine buraya ne yapıyorsun? Dikkat ediyorsun. Türkçe kelimelerin ahenginden yararlanmayı bilen şair, harflerin büyük küçük kullanılmasındaki değişikliklere, satır uzunluklarının ve dizişlerinin dalgalanmasıyla kelimenin etkisini ve yankısını belirtmek ister gibi bazı harfleri birçok defa tekrarlamasıyla toplumcu şiirin şekille ilgili değişikliklerine ne yapacak? Gösterecek arkadaşlar. Zaten az önce şiirini görmüştünüz. Sürekli tekrar vardı. Basamak basamak aşağı doğru iniyordu. Mısra anlayışını bozmuştum. O yüzden bakın dikkat edin, Nazım Hikmet Ran aslında şiire yeni bir soluk getirdi diyebilirsiniz. Memleketimden İnsan Manzaraları adlı eseriyle tanınmıştır. Bu eserde İkinci Meşruiyet'ten İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan geniş bir zaman diliminin öyküsünü de destanlaştırarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak arkadaşlar. Davet, Kerem gibi Güneşi İçenlerin Türküsü, Tahir ile Zühre önemli eserlerinden. Özellikle bakın Davet, Kerem gibi Güneşi İçenlerin Türküsü, bunlar muhakkak Nazım Hikmet Ran'ı sorulacak eserlerinden arkadaşlar, dikkat ediyorsunuz. Şiir yanında tiyatro, roman, fıkra türlerinde de eserler verecek arkadaşlar. Nazım Hikmet, dikkat ettim. Şimdi şiirlerinde 835 satır çok önemli. Zaten bunu çizdik. Jacont önemli, çiziyorsun. Siyahı önemli, çiziyorsunuz arkadaşlar. Bu üçüne ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Diğerleri de kaynak kitaplar sorabilir. Lütfen kitabınızdan kontrol ederek soruları ne yapıyorsunuz? Çözüyorsunuz. Tiyatrolarında Kafatası var, önemli. Bir Ölü Evi yahut Merhumun Hanesi. Bakın dikkat edin, yine önemli eserlerden. Unutulan Adam, Ferhat İleşir'in Enayi, Sabahat ve İnek tiyatro türlerine vermiş olduğu eserlerden. Romanda Kan Konuşmaz önemli. Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim yine önemli, yıldız atmanız gereken yerlerden birisi. Fıkraları İt Yürür, Kervan Yürür ve Milli Gurur olmak üzere fıkraları da karşımıza ne yapacak? Çıkacak sevgili arkadaşlar Nazım Hikmet'in. Evet arkadaşlar, Nazım Hikmet'ten tekrar söylüyorum, çok önemli. Şiire yeni soluk getirmesi açısından önemli. Toplumcu şiirin temsilcisi olmasından önemli. Fütürizm akımının Türk edebiyatındaki temsilcisi olması açısından önemli. Bu özelliklere ne yapıyorsunuz? Nazım Hikmet Ran'da özellikle dikkat ediyorsunuz. 835 satır Jacont ve Siyao adlı eserleri, şiir türünde yazmış olduğu eserleri, buraya dikkat ediyorsunuz. Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim de roman türünde yazmış olduğu eserleri. Lütfen toplumcu şiirde Nazım Hikmet Ran'ı ne yapıyoruz? İyi biliyoruz arkadaşlar. Bu sanatçımız önemli. Geçiyorum. Bir diğer sanatçımız Ercüment Behzat Lav arkadaşlar. Yazar, yönetmen ve oyuncudur. 1930'larda şehir tiyatrolarının egemen olduğu Türk sinemasında Muhsin Ertuğrul yönetiminde filmlerde gene ne yapıyor? Oynuyor arkadaşlar Ercüment Behzat Lav. Yine sorularda, paragraflarda sorulabilir. Ölçülü uyaklı şiirle karşı çıkmış. Orhan Veli'den önce serbest tarzda şiirler yazmış. Serbest şiir örnekleri Nazım Hikmet'le aynı yıllarda vermiştir. Buraya da gene dikkat ediyorsunuz. Serbest ölçüde de şiirlerini yazacak. Sürrealizm biliyorsunuz bilinçaltıcıyı ifade edecek. Fütürizm ve kübizm gibi akımları ilk deneyenlerden biri olmuştur. Batı edebiyatından aldığımız edebi akımları şiirlerinde ilk deneyen kim olacak arkadaşlar? Ercüment Behzat Lav olacak, dikkat ediyorsunuz. Batı ülkelerindeki modern şiir biçimlerini yerli temalara uygulayan deneyici, yenilikçi bir şair olarak karşımıza yine çıkacak arkadaşlar Ercüment Behzat Lav. Çağdaş şiirimizde önemli yer olan ironik şiir türünün de şiirimizde ilk temsilcisi kabul edilir. Şuraya bir yıldız atalım. İronik şiir türünün şiirimizdeki ilk temsilcisi Ercüment Behzat Lav olarak karşımıza çıkacak sevgili arkadaşlar. Şiirlerinde Sos, Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Mavu Mavu ve 3 Anadolu olmak üzere karşımıza çıkacak şiirleri. Tiyatroları da Karagöz Step'te Altın Gazap olarak tiyatro türünde yazmış olduğu eserlerimizde önemli olacak. Bir diğer sanatçımız arkadaşlar Cahit Irgat. Çok sayıda oyunda ve birçok filmde rol alan sanatçı 1940 toplumcu şiir kuşağının önde gelen isimlerinden birisi de Cahit Irgat olacak. Dikkat ediyorsunuz. 1940 kuşağı içinde Nazım Hikmet şiirinin biçimsel etkisinden uzak duruşuyla kendine apayrı bir yer kazandırmıştır. Bakın Nazım Hikmet Ran'dan birazcık ne yapıyor? Farklılaşıyor, o zaman dikkat ediyorsunuz. Çoğunlukla kısa şiire ilgi duydu. Burası önemli. Bunun altını çiziyorsunuz. Çoğunlukla kısa şiire ilgi duydu. Kimi şiirleri bu kısalık içinde birbirini izleyen, sayılarla birbirine bağlanan şiirler halinde karşımıza çıkacak. Şiirleri Nazım Hikmet'in şiirinden çok garip şiirine, bak burası önemli. Zaten Nazım Hikmet çizgisinden gitmediğini söylemiştik. Garip şiirine, bu şiirin gülümsetici, ironiye dayalı özelliklerine yakındır. Ancak içerik yönünden de garip anlayışının ilerisinde bir konuya, öze sahip olacak. Dikkat ediyorsunuz. Şiirleri bu şehrin çocukları önemli. Rüzgarım konuşuyor. Ortalık, Irgat'ın türküsü, gene ne var? Önemli arkadaşlar, dikkat ediyorsunuz. Zaten Cahit Irgat'ta bunu görebilirsiniz. Romanlarında da Geri Dönemezsin adlı eserimiz var. Buna da dikkat ettik yine. Geçiyorum bir diğer sanatçımıza, Rıfat Ilgaz arkadaşlar. Rıfat Ilgaz da yine arkadaşlar toplumcu şiirin önemli sanatçılarından. Rıfat Ilgaz'ı tanıyorsunuz zaten, biliyorsunuz. Hababan Sınıfı romanının yazarı olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak arkadaşlar. Önemli bir sanatçı. Bu açıdan bakın dikkat edin, sorular, kaynak kitaplar muhakkak bunu ne yapabilir? Sorabilir bize. 1940 öncesi şiirleri Ahmet Haşim'in etkisiyle romantik özellikler taşır. 1940 sonrası şiirleri toplumcu şiirin öncü isimlerinden olmuştur. Şiirini yaşadığı çağa tanıklık eden ve konularını yaşadığı çağdan alan somut bir şiir biçiminde tarif etmiştir. Yani aslına bakarsanız içinde bulunduğu yeri, içinde bulunduğu konumu, içinde bulunduğu zamanı ne yapıyor? Şiirlerini aktarıyor demektir. Bunu da somut bir biçimde bize sunuyor arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz Rıfat Ilgaz'da. Şiirden mizah öykülerine, romandan çocuk kitaplarına kadar birçok farklı alanda eser vermiştir. Eserlerini Stepne takma adıyla kaleme almıştır. Yine bakın önemli. Dikkat edin, yıldız atmamız gereken yerlerden birisi. Mizahi öykücülüğün önemli isimlerindendir. Yaşamın son dönemlerinde anı ve çocuk edebiyatına yönelmiştir. Sanatçının Çocuklarım, Arişim şiirleri de yine ünlü şiirler içerisinde yerini ne yapacak? Alacak arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Şiirlerinde Yarenlik, Sınıf, Yaşadıkça, Devam, Üsküdar'da Sabah Oldu bir yıldız atalım arkadaşlar. Önemli. Soluk Soluğa, Kara Kılçık, Uzak Değil, Güvercinim Uyur Mu, Kulağımız Kiriş'te, Ocak Katırı, Alagöz arkadaşlar. Önemli şiir türünde yazmış olduğu eserlerinden. Romanını biliyorsun, Hababam Sınıfı, zaten bunu en başta dile getirdik. Karadeniz Kıyıcığında, Karartma Geceleri arkadaşlar, yıldız atıyorsunuz. Sarı Yazma, Yıldız Karayel, Halime Kaptan yine önemli. Buna da bir yıldız atın, soruyor sorular. Pijamalılar olarak karşımıza çıkacak. Anılarında da Yokuş Yukarı, Bizde Yaşadık, 40 yıl önce 40 yıl sonra, bakın anılarına da yıldız atın arkadaşlar. Gene Rıfat Ilgaz'da anı türünde sorabilir. Hikayelerinde de Radar'ın Anahtarı, Don Kişot İstanbul'da, Hababam Sınıfı Uyanıyor, yıldız attınız. Kesmeli Bunları, Nerede O Eski Usturalar, Saksağının Kuyruğu, Şeker Kutusu gibi önemli hikayeleri de gene karşımıza çıkacak arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer sanatçımıza, İbrahim Abdülkadir Meriçboyu arkadaşlar. Hemen sanatçımıza dikkat ederek bakıyoruz, başlıyoruz. Ali Karasu adıyla yayınladığı ilk şiirinde Faruk Nafız Çamlıbel ile Necip Fazıl'ın etkisinde kalan bir sanatçı. Ankara cezaevinde, bak dikkat et burası önemli, Nazım Hikmet'le tanışınca şiir ve dünya görüşünde önemli değişiklikler olmuştur. Ses ve Yeni Edebiyat dergilerinde yayınlanan şiirlerinde Nazım Hikmet'in etkisini açıkça ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz zaten, bakın dikkat edin. O yüzden de zaten toplumcu şiir anlayışının içerisinde yer alıyor sanatçımız. Yurt sevgisini dile getiren ilk kitabı Tebliğ'de, bir yandan savaşa karşı çıkarken bir yandan da yoksul Türk insanını gerçekçi bir bakışla ne yapacak? Eserlerinde yansıtacak arkadaşlar. Olgunluk dönemi şiirlerinde konuşma diline yakın bir dil kullanmış. Türkülerden, halk şiiri ve geleneklerinden yine yararlanacak. Savaş, yoksulluk, sürgünlük, hapislik acılarını yaşayan insanın duygularını iyiye doğru, eşitliğe olan özlemini yansıtmıştır. Yine bakın önemli maddelerden, kurallardan birisi. Azra Erhat'la Yunan edebiyatının klasikleşen eserlerini dilimize çevirmiştir. Çeviri alanında birçok ödül almıştır. Yine bakın buraya da ne yapıyorum? Yıldız atıyorum sevgili arkadaşlar. Hemen eserlerinde şiir türünde yazmış olduğu eseri Tevli çok önemli arkadaşlar. Buraya dikkat ediyorsunuz. Sonra Hoş Geldin Halil İbrahim, Dört Pencere, Mutlu Olmak Varken ve Bütün Şiirleri adlı eserleri var. Anılarında Harp Okulu Olayı ve Nazım Hikmet. Bakın bu çok önemli. Buna yıldız attınız yine. Çevirilerinde İlyada, Azra Erhat ile birlikte yapmış olduğu bir çeviri. Bugünün Dilleri Tevfik Fikret, Odesya, Seçme Şiirler, Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri, Portekiz Sömürgeleri Şiiri, Vietnam Şiiri ve Filistin Şiiri olmak üzere eserleri karşımıza çıkacak sevgili arkadaşlar. Evet, bir diğer sanatçımız Enver Gökçe. Öğrencilik yıllarında Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Kutsi Tecelli'nde katılımları olan dönemin ünlü Halk Evleri yayını Ülkü dergisinde görev almış. İlk şiirleri burada yayımlanmıştır. Ant dergisinde yayımlanan Köylülerime şiiri büyük yankı uyandırmıştır. Buraya yıldız atıyorsunuz. Dikkat ediyorsunuz. Halk kültürü ile yakından ilgilenmiş. Masallar ve Dede Korkut ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Mezuniyet tezi olan Eğin Türküleri türünün ilk örnekleri arasında sayılacak yine. Bazı şiirleri de yine ne yapıyor arkadaşlar? Bestelenmek üzere karşımıza çıkıyor. Şiirleri Dost Dost İlle Kavga, Panzerler Üstümüze Kalkar, Eğin Türküleri adlı şiirleri önemli olacak. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda toplumcu şiir anlayışının özelliklerinden bahsettik. Nazım Hikmet Ran, Ercüment Behzat Lav önemli isimler arasında yer alacak. Toplumcu şiirde lütfen dikkat ediyorsunuz. Diğer sanatçıların da eserlerine göz gezdiriyorsunuz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.